Afiyet olsun. Vallahi şu balığı en lüks restoranda bulamazsın. Ya bulamazsın. Gittiğimden değil de tahminle konuşuyorum. Yine bahtına göre bir şey çıktı yani. Efendim? Yani havada demiştin ya. Bahtıma ne çıkarsa diye. Sen hep öyle misindir? Genel olarak bahtına ne çıkarsa mıdır senin için? Yoksa kalbinin sesini mi dinlersin? Can Bey, siz neden bu kadar kırıcısınız? Niye oyun oynuyorsunuz benimle? Yani ben ne yapsam olmuyor. Ben sussam olmuyor, konuşsam olmuyor. Uzak dursam olmuyor, yakın olsam olmuyor. Neden yapıyorsunuz bunu? Cevap verir misiniz, neden? Gerçekten söyler misiniz, ne istiyorsunuz? Sanem, soruma cevap vermedin. Bahtına ne çıkarsa mı diyeyim? Evet, bahtıma ne çıkarsa o. Bunu mu duymak istediniz? Yo, ben sen ne istiyorsun onu duymak istiyorum. Beni daha fazla kırmayın. Benim dengemi bozuyorsunuz. Benimle daha fazla oyun oynamayın. Bunu istiyorum, tamam mı? Efendim Deren. Can, biz geldik. Sen neredesin? Oo, ben tamamen unuttum o partiyi ya. Ne demek unuttun? Sen neredesin? Ben denizin ortasındayım, balıkçı teknesinde. Can, ya inanamıyorum. Gerçekten çıldıracağım. Herkes gelmek üzere. Patron nerede? Balıkçı teknesinde. Ya tamam, tamam, tamam. Gelirim ben direkt oraya. Lütfen acele et. Gerçekten şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ha Can, dress kodu unutma. Siyah takım giyeceksin. Tamam, bakarım.
Tahsin abi çok sağ ol her şey için. Rica ederim oğlum. Allah'a emanet. Sağ ol. Çok sağ ol Tahsin abi. Kendine iyi bak. Siz de bakın hadi. Teşekkürler. Hoşça kalın çocuklar. Can Bey, ben eve gideyim. Duş falan alayım, üstümü değiştireyim. Çünkü balık koktum, inşaat tozu falan. Rahat edemem böyle. Şu iki karavanı görüyor musun? Öndeki senin. İçinde duş, havlu, diş fırçası, akşam için sana kıyafetler ve eğer istersen saç ve makyajınla ilgilenecek birileri var. Arkadaki de benim. Siz bunları ne ara ayarladınız? Biraz önce. Sen hazır olunca burada bekleyeceğim seni. Yok yok, hiç beklemeyin. Ben hazırlanırım, arkanızdan gelirim. Tamam. Kolay gelsin. Polen, ne haber? İyi misin? İyi, iyi. Sevindim iyi olmana. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. İkimize de uyan en yakın zamanda Londra'ya geleceğim. Yani yüz yüze konuşsak daha iyi. Tamam, tamam. Görüşürüz. Sen daveti beğendin mi? Evet, çok beğendim. Bence o daha güzeldi. Evet, aynen. Nasıl, ha? Nasıl kıyafetim? Güzel. Bu düğmelerin falan güzel olduğunu düşünüyorum. Dress code budur işte. Bravo. Aha. Güzel. Gayet güzel görünüyor Cici. Değil mi? Emre Bey. Selam. Merhaba. Kadın geldiğine ben bu kadını görünce ödüm patlıyor ya. Bak bak bak, yürüyüşe bak. Gerçekten bir tuhaf. Sanem nerede kaldı? Ay bilmiyorum, ben de evde bekledim bekledim, o gelmeyince çıktım artık. Nişanlısıyla gelir belki. Ya belki. Siz Aylin Hanım olmalısınız. Türkçe biliyorsunuz. Çok şaşırdım. Evet. Yıllar önce bir iş için Türkiye'de kaldım ben. Burada Türkiye'de akrabalarım da var. Ya bu arada benim aksam biraz kötü, hani idare edeyim olur. Bence mükemmel. Siz Seoul'a tek başınıza geldiniz? Aslında şirketten 4 kişi burada. Zaten hı-hı, toplamda 5 kişiyiz. O yüzden bizi seçmenize birazcık şaşırdım. Aa, olur mu? Bu kadar kısa bir sürede bu kadar iyi kampanyalara imza atmanız magnifico. Çok 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 etkilendim ben. Teşekkür ederim. Bu arada ortağım Mine Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Neyse. O zaman parti boyunca bol bol konuşuruz, görüşürüz. Olur. İyi eğlenceler. Selam. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Siz Karen Hanım. Evet, çok memnun oldum. Ben de. Siz de Emre Bey, değil mi? Aa, nereden biliyorsunuz? Meslek sırrı. Peki Can Bey, Doğa, neredeler? Geldi. Ciao. Ciao. Gördüğüm kadarıyla kıyafet koduna uymayan tek kişi sizsiniz. Başkalarının kodlarına uymayı sevmem. Beğene, beğene. Reklamcılar arasında tabii aranan bir özellik bu. Nasıl diyorlar, sınırlara takılmadan... Düşünebilmek. Düşünebilmek. Güzel, güzel. Ya o zaman içelim. Olur. Hadi o zaman. Senyor Can. Grazie. Çin çin. O zaman çin çin salute. Bugün sizinle ben görüşeceğim. Benim ortak da sizinle, çalışanlarınızla konuşacak. Sizinki biraz kalabalık. Kalabalık, evet. Bravo, bravo. Kalabalık. Biz hep beraber geldik bugün.
Davetime böyle geç gelen hanımefendi kim acaba öğrenebilirim? Önemli değil, bir çalışanımız. Çalışanınız. Bu haber etse ara. Peki ya kendisiyle daha sonra tanışabilirim? Pensavo che non volesse vedersi con i dipendenti. Conoscere italiano, eh? Sì, ovviamente. Impressionante, impressionante. O zaman görüşürüz. Ciao. Ne oluyor can? Adamla öyle gergin gergin konuşmuyorlar. Yok, gerginlik yok. Karşılıklı espriler. Ne konuştunuz İtalyanca? Hoş geldin, beş gittin. Haber, nasılsın falan filan işte. Burada mı yani bunlar? Niye böyle kaşındırıyor acaba ya? Sıcakta. Depodan aldım, bitti falan mı acaba? Hayır, terledim. Sana? Ne güzel olmuş bu. Turuncu gelinlik gibi çok güzelmiş ya. Vallahi yemin ediyorum gözlerim böyle acıdı ha bakarken. Çok güzel olmuşsun. Fakat bir şey diyeyim mi? Yine yanlış. Yanlış yapıyorsun. Çok dikkat çekiyorsun. Dikkat çekmemen lazım. Yüzüğün nerede? Evde. Kıyafetin çok güzelmiş. Nişanlın mı aldın? Evet. Nişanlın nerede? Evde. Evi nerede? Nişantaşı'nda Güliz. Kendi niye gelmedi? İnek yedi, içti. Dağa kaçtılar nişanlımla beraber. Bir anda aklına geldi, yaptı hemen. Evet. Güzel. Oradan hemen oraya geldi, aklına geldi o. Dans edelim mi, ister misin? Yok yok, hiç canım istemiyor. Tamam. Herkes dans ediyor. Biz de dans edelim mi Can? Teren, o işler bana göre değil, biliyorsun. Peki. Merhaba. Ben Enzo. Enzo Fabri. Sanem. Dans etmek ister misiniz? Ben de tam Sanem Hanım'ı dansa kaldırıyordum. Söz ikinci dans sizin olsun mu? Olur. Öyle yapalım o zaman. Ben aslında... Öyle yapalım. Sanem Hanım. Leyla, Leyla, görmüyorsun, görmüyorsun. Sanem büyük patronla dans ediyor. Onun hiyerarşi olarak yalnızca benim de dans etmesi lazım. Tehlikeli sularda yüzüyor. Yemin ederim bak diken üstündeyim ha. Kovulacak bu hareket. Aha bak bir de döndürüyor falan. Kovulacak şu an, kovulacak bu danstan dolayı. İnşallah. Vallahi ben de rahatlarım. Sanem. Hiç bilmiyor. Nerede nasıl davranacağım? Hiç bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Sürekli dikkat bende olsun. Nasıl gidiyor parti? Ortağının dediğine göre iş bizde. Dans etmeyi bırakırsa adamla da konuşacağım da. Kim o kız? Sanem. Sanem o mu? Ondan bahsederken fıstık gibi kısmını atlamışsın ama. Onu neden koruduğunu şimdi anlıyorum. Aylin saçmalama. Yanımızda çalışan kız. Pardon da o kızın elbisesi benimkinden pahalı. E'si? Konuşacağız. İyi konuşuruz.
Bey, Signor Fabri. Permette, per favore. Maalesef müzik bitti. Artık başka zaman dans edersiniz. Bu arada ben de sizin yanınıza gelecektim. Sizinle konuşmak istediğim mi? Önemli bir konu var. Tamam, peki buyurun. Excuse. Hem başarılı, hem deneyimli, hem de yeni şirket açmış bir kadın patronu desteklemek bizim için çok önemli. Açıkçası biz çalışmak için Aylin Hanım'ı düşünüyorduk. Anlıyorum. Ama bugün öğrendiğim bir şey vereyim mi? Fikrimi değiştirdi. Senior Can, siz bir kadın derneğine bir yardım kampanyası oluşturmuşsunuz, doğru? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Sizin avukatınız benim ortağıma söylemiş. Ondan duydum. Can Bey çok sık yer alır öyle yardım kampanyalarında ama gizli yapar. Kimse bilsin istemez. O zaman hiç uzatmayayım, işsiz de. İşsiz de. İyi işi, iyi işi. Siz de, siz de. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. Sağ. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz tüm dünyada 38 ülkede toplam 340 markayı temsil ediyoruz. 39 ülkede, 38 değil. Tabii geçen ay Japonya'da katıldı ailemize. Doğrusu 39, dilimiz alışmış 38'e. Derseniz iyi, çok iyi çalışmışsınız Sanem Hanım. Bravo. Ya Sanem öyledir. Bravo. Peki Sanem Hanım'ın eklemek istediği başka bir şey var? Parfümümüz Fransa'da çok satıyor ama Danimarka'da o kadar satmıyor. Bence iklim değişikliği ile ilgili. Acaba parfüm yoğunluğunu azaltsanız, yani lavantayı biraz azaltsanız. Sizin meslek parfüm üzerine mi? Yok, bakkalım ben. Bakkal? Yani bakkaldım. Ama evde kendi parfümü kendim yapıyorum. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktım. İzninizle. Tekrar tebrikler. Ben de çok tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah o zaman biz hemen sözleşme imzalarız. Tabii hemen. Ne zaman isterseniz. Emre Bey tebrikler. Cece'ciğim tamam. Bugün fotoğraf çekimine gittin, niye söylemedin bana? Ben de bilmiyordum Can Bey'in orada olacağını. Seni de, derneği de hepimizi kullandı. Nasıl ya? Neden böyle bir şey yapsın ki? Tetişten kötü puan alınca şirketi bağlama şansı kalmadı. Abim de yardım kampanyası yapmış kadın derneğine. Bir şekilde Fabriye de ulaşması gerekiyordu haberlerin. Avukatı Metin'i arattırdı. Kampanyayı aldı. Teşekkür ederim Senem. Ellerine sağlık. Sanem Hanım. Ben artık gideyim. Herkes burada. Parti daha devam ediyor. Benim için parti bitti. Sanem Hanım. Sizinle bu parfüme olan ilginizle alakalı konuşmak istiyordum. Ha? Bütün masallarda karanlık ormanları, fısıltılara, tehlikelere çağıran bir ses vardır bizde. Kötü krallar bütün cazibesiyle o tehlikeli maceraya çağırır bizi. Kendi ormanına soktuğu an kalbini parçalayacağını bilerek gider prensesler o kötü krallara. Peki ben bu masanın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabullenecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim?
Can Bey. Can Bey bir saniye. Can Bey bir saniye. Can Bey bir durur musunuz? Kardeşim YDY 246. Can Bey bir saniye durur musunuz? Siz neden öyle... O herif sana öyle dokunamaz, sana öyle bakamaz. Seni rahatsız edemez. Ama bir şey olmadı ki yani. Sadece sohbet ediyorduk. Ayrıca daha sözleşmeyi imzalamadınız Bay Fabri ile. Kalsın, sözleşme kalsın. Ayrıca senden daha... Yani çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Öyle mi? Siz beni neden korudunuz ki? Benim savunulacak, korunacak bir tarafım yok. Ayrıca ben kendi kendimi savunurum. Ya olayda da bir şey yok ayrıca. Siz böyle her çalışanın hakkını arayacaksanız... ...işmiş alamazsınız, ben size söyleyeyim. Ona tafra, yok müşteriyi azarla, mekanı terk et. Geri mi dönsek? Dönmüyoruz, geliyor musun? Tamam, geliyorum. Ben öyle asortik partilerden anlamam zaten. Nereye gidiyoruz? Benim bir stüdyoya gitmem lazım. Fotoğrafları basacağım. Benim fotoğraflarım mı? Aynen, senin fotoğrafların. Ama öncesinde karnın aç mı? Evet, çok açım. Ya benim sizin yanınızda böyle midem kazınıyor. Normal mi, psikolojik mi, ben anlamadım. Yani ona pek mide kazınması denmez ama neyse. Efendim? Odun ateşinde dünyanın en güzel etine ne dersin? Odun ateşinde et. Of derim. Yani siz de açsanız tabii. Yani mevzu bahis etse ben genel olarak açım zaten. Ne var Deren, ne var Deren? Benim de ablam arıyor. İnanmıyorum, açmıyor ya. Hepimiz aynı anda aradığımız için olabilir mi acaba? Meşgul çünkü. Ne yapalım, kapatalım telefonu? Şimdi etleri bekletmek de olmaz. Yemek yerken durduk yere rahatsız etmesin. Olur, kapatalım. Tamam. Kapattım. Evet, ben de. Ama o nişanlı senin, hani şu bir türlü göremediğiniz. Laf etmesin, arıza yapmasın. Şaibeli nişanlı. Nişanlı gibi, arkadaş nişanlı gibi. Olayın özünde aslında o şekilde o nişanlı. Arkadaş nişanlı. Güvene dayalı nişanlı. Okey. Anladım galiba. Hayır yani ne işi var Sanem gibi bir alt kadronun? Çok affedersiniz, kalbinizi kırmak için söylemiyorum ama ne işi var Can'la? Ne işler karıştırıyor bu kardeşi Leyla? Ay Deren Hanım, ne münasebet ya. Aa. Hepimiz gördük. Can Bey elinden tuttu götürdü Sanem'i. Sanem'in ne suçu var ki? Arıyorum tekrar. Ya bence ne oldu biliyor musunuz? Ya Sanem içeride bir pot kırdı, tamam mı? Can Bey de insan evladıdır. Şimdi bu kadar insanın içinde rencide etmeyeyim dedi. Çıkarttı burada böyle sağ damağda bir yerde kovdu bence. Buralarda kovdu. El ele çıktılar CC, el ele. Sence kovmuş gibi bir hali var mıydı? Can Bey'den bahsediyoruz. Yani ne yapacağı hiç belli olmaz. Ay gerçekten çıldıracağım ama. Hatta sözleşmeyi bile imzalamadık. Koskoca firmayı çöpe atıyor. Ne yapıyor bu adam? Ara Güviz. Açana kadar ara. Deren Hanım belki de eve gitmiştir. Ben bir gidip eve bakayım. Şeyde. Deren Hanım bir şey soracağım. Ay, Can Bey nereye gitti öyle aniden çip çip mi? Ay, çok önemli bir işi çıktı herhalde. Ben de bilemiyorum şu anda ama. Yani bugünden daha önemli ne olabilir çok merak ediyorum. Çok haklısınız. Sanırım hanımla biz konuşurken birden çekti gitti. Yani beni çok zor bir durumda bıraktı. Yani çok çok can sıkıcı. Vallahi kendisi bilir. Tabii Bey, kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elbet abim açıklayacaktır size. Ya, yanlış ne anlaşılabilir ki? Ya, ne yanlış olabilir ki? Tek bir şey var, o kiminle konuştuğunu yanlış anlıyordu demek ki. Mine Hanım, şöyle yapıyoruz. Sözleşmeyi...
Sözleşmeyi Aylin Hanım'la imzalıyoruz, tamam? Hadi size iyi eğlenceler. Hadi biz de gidelim artık. Abim yaptı yapacağını. Kampanyayı Aylin kapıyor. Ben de bu Sanem'i yarın kovdurmaz mıyım? Ama yeter ya. Gerçekten yeter yani. Yani bu kızın neymiş bu derdi ya? Herkes kovdurmaya çalışıyor bu kızı. Yeter. Haksız mıyım? Ben hallediyorum. Ben hallediyorum şimdi. Cece sakın buraya gel. Aslında biliyor musunuz? Can Bey ile ben uzun yıllar çalışmıştık eskiden ve kendisi hep böyle tutarsız. Evet. Büyük talihsizlik. Büyük. Buyurun. Merhaba. Cece pardon, özel bir şey konuşuyoruz. Değil mi? Can Bey de keşke burada olsaydı da o da özel bir şey konuşsaydı. Ama yok. Neden? Çünkü özel bir... Canım biz gidelim. Bir saniye açıklayacaklarım var. Onlar sevgili. Scusa? Kuza? Ha, evet. Şöyle ki... Sanem Hanım ve Can Bey sevgililer. Bugün biraz araları bozuktu. Siz de gidip Sanem Hanım'la sohbet edince Can Bey biraz içerlemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük aşk yaşıyorlar. Çok büyük aşk. Yani inanılmaz bir ihtiraslı bir aşk bu. Yani sizin daha iyi anlamanız lazım. Amore, amore. Ya, inanamazsınız. Çok büyük aşk. Ama konumuz bu değil, değil mi Fabri? Bir saniye Ali Hanım. Şimdi beni Can Bey yanlış anladı ha? Benim yüzümden aralar açıldı, öyle mi? Yani ayıptır, günahtır ya. Böyle şey yapılır mı? Yani kadınla dans ediyorsunuz, ne güzel parfümünüz var diyorsunuz, kokunuz çok hoş diyorsunuz. Can Bey de kıskandı gitti. Yoksa hayatta terk etmezdi. Peki o zaman lütfen Can Bey'i arayınca benim özürlerimi iletirsiniz, tamam mı? Ama ben de Sanem Hanım'la sadece gördüğünüzde sadece muhabbet ettim. Tabii. Yani bir yanlış anlaşma olmuş. O yüzden öyle oldu. Yine de bu yanlış anlaşılmadan dolayı işi bizden alacak değilsiniz, değil mi Fabri Bey? Anlaştık. Baki yani. Değil mi? Anlaşmamız devam ediyor değil mi Fabri Bey? Ya Cece Bey, tamam. Tamam, elimi bırak. Fabri Bey. Tamam Cece. Fabri Bey. Cece Bey, bırakırsanız elimi ya. Cece bırak. Türkçen senin de bozuk ha. Zaten Fabri Bey'in bugünü ayarlama nedeni kişisel ilişkiler değil miydi? Canım. Yalnız kişisel ilişkilerden en son bahsedecek olan sensin. Tamam, daha fazla uzatmıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. İş... Tekrar sizde. Yarın sabah da Can Bey'i ben ararım, tamam? Tamam. Pardon? Aylin Hanım, siz de bütün gün buradaydınız, kusura bakmayın ama yani... Siz de zaten biliyorsunuz dijital işlerimizi alacaktınız. Böyle olsun, olur. Hadi bizim araba geldi ya. Bu arada biz bizimle çalışan ajansları bir motivasyon kampı yapıyoruz. Oraya davet ediyoruz. Abi biz bayılırız kampa. Evet bayılırız. Süper. Elbet ileriki günlerde birbirinize zaten çalışacaksınız. Hem tanışırsınız hem de böyle... Kaynaşmak. Hem de kaynaşırsınız, tamam mı? Hadi ben öldüm sıcaktan. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Buyurun. O zaman sana da iyi günler sevgili Aylin. Ne güzel bak, minnacık dijital işleri de aldım. Motivasyon olur o sana. Kampta görüşürüz. Dikkat et kendine Deren. Dijitalci Aylin. Aylin Hanım. Ne kadar güzel araba ya. Bayıldım, beni şaşırttın Hamza. Ayhancığım, bunlar dünyevi şeyler. Para, pul, araba, şan, şöhret. Bunlar beni ben yapan özellikler değil. Benim mizacım aslında bilinenin çok farklısı. Benim içimde bir canavar var. Sert, haşin, gaddar, gerektiğinde tuttuğunu koparan bir insanım. Sen? Evet, ama bunu kimse bilmez. Mahalleli bilmez, Sanem hiç bilmez. Keşke bir anlatan olsa, keşke. Neye inanmıyorsun kızım? Herkesin kendi özel hayatı. Ben sana mizacımı açıyorum burada. Ahan da çakal İhsan. Sertliğimi gösterme imkanı. Gideyim şunun façasını aşağı alayım geleyim. Saçmalama oğlum, nereye gidiyorsun? Allah Allah. Ya sen bilmiyor musun? Adam tehlikeli. Başım belaya girecek sonra. Ayhancığım. Tehlike benim göbek adım. Tehlike Muzaffer Kaya. Geç şöyle otur. Ne? Geç. Gel. Ve beni izle. Uygulamalı sertlik. Ders bir. Hadi inşallah ya. Allah'ım ya. Hayırlı işler İhsan kardeş. Eyvallah minik serçe. Öt bakalım şöyle bir mahallenin keyfi yerine gelsin ha.
Minik serçe mi? Bu nasıl tabir İhsan kardeşim? Biz seninle yaşıtız. Senin kemiğin iri. Neyse, bunu konuşmaya gelmedim. Bak, bu dükkan benim Nihat babamın dükkanı. Sana defaatle, güzellikle söyledik, olmadı. Ama derhal boşaltıyorsun bu dükkanı. Yani senin için de uygunsa. Yürek miydin oğlum sen? He? Böyle bir hareketle her yerin ayrı oynuyor. Boşaltmıyorum kardeşim, ne olacak? İtirazın mı var? Yok, benim şahsi bir itirazım yok da mahalleli yadırgayabilir. Neticede Nihat babamdan alışveriş yapmaya çok alıştılar. Ayaklara alışmaz, zarar edersin kardeşim. Ya biz çok gördük o ayakları şirin şey. Sen yorma güzel kafanı, hadi. Hadi yavaş yavaş taş, hadi. Peki, hayırlı işler olsun. Sağ ol, hadi. Ne oldu ya? Ne yaptın? Ne konuştun? Ya ne bileyim, saçma sapan konuşuyor ya. Eli ayağına dolaştı. Ne dediğini de anlamadım ki zaten. Herhalde çıkacak. 2-3 güne boşaltır. Anladım ya. Duydum zaten. Şirin şey. Allah ya. Yürü ya Muzo. Nereye geldin? Burası benim kulübem. Fotoğraf stüdyom. Öyle ortaya karışık bir işte. Odun ateşinde et deyince siz mi yapacaksınız? Evet. Bir sakıncası mı var? Varsa restoranda gidebiliriz. Yok. Mükemmel burası. Ben bir üzerimi değiştireyim. Sana da bir tişört falan vereyim. Rahat edelim. Olur. Evet. Gel bakalım. Çok güzel, çok şirin bir yer. Bu atölyeyi ben yaptım, küçük bir atölye. Böyle bazen de işte böyle kafamı dinlemek istediğim zaman telefonumu kapayıp kaçacak bir yer oluyor benim için. Çok şanslısınız. Bir de böyle bir düzenek yaptım. Burayı böyle kapatıyorum, karanlık oda oluyor. Fotoğraflarımı falan basıyorum. Ya siz fotoğraf basarken ben de izleyebilir miyim? İzleyebilirsin tabii ama bugün olmaz. Çünkü kampanya fotoğraflarını basacağım için senin görmen yasak. Ya ama onlar benim fotoğraflarım. Ben merak ediyorum. Ya işte prensip meselesi. Baskıya gidene kadar kimsenin görmemesi gerekiyor ya. Tamam. Ben buradan kendime göre kıyafetleri alacağım. Sen de kafana göre bir şeyler seçersin. Farkındayım, sıcak. Açacağım. Tamam. Güzel olmuş, yakışmış. Ben odun getireceğim. Tamam. Şu arka tarafta Rıfat abinin ilgilendiği bir bahçe var. Orada salatalık, domates falan yetişiyor. Toplarsan her salata yaparım. Ya salatayı ben yapayım bari. İyi anlaştık. Salata sende, etler bende. Tamam. İçeride sepet falan var. Tamam. İnanabiliyor musun ya? Bana dijital işleri verdiler. Çocuğu şekerle kandırır gibi dijital işleri verdiler. Ama benim motivasyon kampını derinin başına yıkmazsa. Aylin oturur musun? Otur. O iş benim de. Tabii CC gelmeseydi. CC ya. Gülüyor musun sen? Ya vallahi CC deyince böyle sinirlerim bozuluyor. Yani şimdi baştan anlasana. İşi sen alıyorsun önce, sonra CC geliyor, işi salıyor. Ya sen ne gıcık adam oldun bugün. Ha şöyle gül biraz. Tamam, olan oldu artık. Sakin ol. Sakin falan olamam tatlım, ben öyle motive oluyorum. Böyle kendimi CC'nin bıyıklarını çekiştirirken, derinin böyle saçını başını yolarken hayal ediyorum. Rahatlıyorum. Bu arada senin Sanemcan'la aşk yaşıyor. Bravo valla, çok güvenilir bir ajan bulmuşsun. Saçmalama Aylin. Can'la Senem. Yani Senem bizim yanımızda çalışan bir kız. Niye? Bence fıstık gibi kız.
Tam gününü eğlendirmedik. Aylin, Polen var. Hayır, o olmasa bile abim böyle tek gecelik ilişkiler yaşayacak biri değil. Hem sen hem çok saf ve melek gibi bir kız yani. Melek derken? Melek, saf, güzel, güvenilir. Emre. Ya beni kıskanıyor musun sen? Böyle beni kıskandığında gözlerine pış pış diye ateşler çıkıyor. Sonra da beni onların içine atıyorsun. Sen bana sürpriz yapacaktın Ali. Ne oldu? Yani sürpriz yapacağım. Sürpriz adı üstünde sürpriz. Önceden söyleyemem sana. Çabuk yap. Tamam. Peki. Enkı be. Hı. Tornavidayı versene. Ya bu değil mi Enkı be? Yıldız olanı. Heh, sağ olasın. Enkı be. Hı. İngiliz anahtarı. Ya Enkı be, Allah aşkına bu Bora anahtarı ya. Böyle küçük kırmızı bir şey. Heh, sağ ol hayatım. Mevki be, su. Ay, suyun benden ilgisi var, o iş sende Nihat. Sen tahmin edeceksin, su gelecek bende. Ne alakası var ama? Mevki be, suyu kendim için istiyorum ya. Susadım, susadım. Çık oradan Nihat. Allah aşkına çık, gözünü seveyim çık ya. Yapamıyorsun zaten, olmuyor. Şu tesisatçı Halil'i çağıralım, yapsın ya. Mevki be, ben bu evdeyken bu eve tamirci girmeyecek demedim mi ben? Tamam, yaptım, bitti. Bak. Sular mı kesik acaba? Sular kesikse sorun daha büyük Mevki be. Ben hemen balyoz alıp duvarı kırayım. Aman! Aman balyoz falan alma. Gözünü seveyim hiç alma. Önce bahçe, şimdi tesisat. Bana da gelmeye başladılar artık Nihat. Vallahi gelmeye başladılar. İlk işim ben var ya. O çakal insanı o bakkala gidip geri alana kadar böyle hasar verip doğrayacağım, doğrayacağım. Vallahi doğrayacağım. Doğrayacağım. Tamam Mevki be, sakin ol. Bak gene sesi kısıldı. Vallahi gözler büyüdü. Korkuyorum artık senden. Tamam. Korkma sen. Sen korkma aşkım. O gangster bozuntusu çakal insan korusun. Tamam. Tamam Mevki be. Hadi. Tamam. Balyozu da almayacağım. Otur. Tamam. Hadi Mevki be. Allah'ım yardım. Tamam. Tamam Mevki be, sakin ol. Geçti. İki tane somun var. Onu sıkayım. Hemen geliyorum. Mevki be, şuradan tornavida de versene. Thank you.
Nereden öğrendin lan sen? Hobi. Hobi. Sürprizlerle dolusun. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Ah Sanem ah ya bir gün. Bir gün rezil etme kendini ya. Çok mu zor? Bir an önce şüphem bir dizi odundan çıkarsın.